Mert, ödevlerini yaptın mı canım? Bak annenler gelir birazdan. Ödevim yok ki. Ay anlamıyorum yani. Bizim zamanımızda öyle çok ödev verirlerdi ki dirseklerimiz çürürdü valla. Numara yapmıyoruz değil mi küçük bey ha? Nasıl hissediyorum? Ölmek üzereyim be. Zavallı yavrucak. Aklına ders girdiğine dua etmek lazım. Şu anasıyla babası. Ne yaptın markette bunca zaman? Mal sayımı mı? Saçmalama Erol. Girdim aldım sıraya girdim çıktım. Çok biliyorsan sen gitseydin. Öf. Hay Allah. Mert'in şeyini unuttum. Ne? Neyi unuttun? Şu şeyler var ya. Her zaman ister ya. Oyuncak çıkan çikolatalardan hani. Niye unutuyorsun peki? Kaç tane aklım var benim ha? Her şeyi ben mi düşüneceğim? Al işte tamam. Çocuğun derdine iyi gelecek değil mi sanki? Habire oyuncak taşıyorsun eve. Ben en azından düşünüyorum. Senin umurunda bile değil. Umurumda olsa ne olacak sanki? Ne olabilir ki? Ayrılıyoruz işte. Ayrılacağız. Bunu zorlaştırma diyorum sana. Bu kadar dramatize etme. Mert. Mert için diyorum. Ona hiçbir şey yokmuş gibi yapamıyorum. Ne yapayım? Yapamıyorum. Yeryüzünde boşanan tek çift biz değiliz Melek. Lütfen. Şunları düzelt. Bir şey anlamasın. Merhabalar. Hoş geldiniz. Mert bak kimler geldi. Merhaba oğlum. Nasılmış benim bir tanem? Melek Hanım çıkabilir miyim ben? Tabii Gültenciğim iyi akşamlar. Okudun mu? Yarın görüşürüz canım. Bütün ceza sistemini alt üst etmeniz. Başın iyice dertli. Büro aylardır ne yazdığını biliyorum. Daha ne düşündün? Abi buyur eline sağlık. Sağ olasın abi. Hadi el işte. Allah bereket versin. Güle güle. İçim kurudu ya. Her Allah'ın günü tükürük köftesi yemekten. Oğlum midemizi bulandırma ya. Tükürük mükürük. Canım ben lafın gelişi söyledim ya. Oğlum sen de lafın gelişi de sakat. Gidişi de. Ne yapacak Tafet? Ne bileyim ya, ne bileyim. Herhalde son çare onu yapacağız. Neymiş o son çare? Aç köpek fırın dediler oğlum. Ne köpeği lan? Ne fırın? Ne saçmalıyorsun sen? Hey Allah'ım aman kafası ya. Hırsızlık yapacağız oğlum anlasana. Ne? Hırsızlık mı? Sus lan. Çat lan. Millet duyacak. Ne bağırıyorsun lan polis radyosu gibi? Manyak! Saffet, etme, eyleme. Nasıl yaparız oğlum biz böyle bir şeyi? Delirdin mi sen? Sıfırı tükettik Haydar Bey. Farkında değil misiniz? Topu diktik. Ama
bir şey olmaz. Yani olmaz herhalde. Hem bu vergi gibi bir şey. Zengin bir evden bir iki parça bir şey alırız. Ne olacak ki? Ha? Bence bu konuda yargıcın kararını beklemek lazım. Buna ne gerek var onu anlamıyorum. Anlaşalım. Bende kalmasına rıza göster. Niye hanımefendi? Niye sende kalsın? Erol. O daha çok küçük. Bana ihtiyacı var. Küçük falan değil. O 7 yaşını çoktan geçti. Ne vereceksin ona ha? Şiddetli geçimsizlik mi? Ya sen? Sen ne vereceksin? Senden fazlasını en azından. Buna izin vermem. Mert bende kalacak. O kadar. Hayır. Hayır. İkinizle de kalmak istemiyorum. Kimseye görünme. Köpek falan görürsen tüy. Onun dışında hiçbir şey yapma. Bekle. Anladın mı? Zaffet. Ben niye hiçbir şey yapmıyorum? Çünkü yapamıyorsun Haydar. Senin şu güne kadar bir şey yaptığın görülmüş mü? Öyleyse niye benimle paylaşıyorsun ki ganimeti? Çünkü sen benim arkadaşımsın. Zaffet. Devam lan yine. Kıyak adamsın ha. Helal olsun. Allah'ım yarabbim ya. Ondan çok var daha. İster misin? Gözünü seveyim ne olur. Bağırma olur mu? Hemen giderim. Hemen giderim. Ne olur bağırma. Ondan çok var daha. İster misin? Gözünü seveyim ne olur bağırma. Hemen giderim ben. Hemen. Ne olur bağırma. Onlar uyanmaz merak etme. Kim? Annemle babam. Hep çok yorgun olurlar. Allah aşkına yavaş konuş. Bak gidiyorum ben. Hemen gidiyorum. Gidersen bağırırım. Ya ne? Bağırır mısın? Buradan istediğini alabilirsin. Yok. Vallahi almıyorum. Bıraktım işte. Dediğimi yapmazsan bağırırım. Ne? Bak silahı var babanın ona göre. Tamam. Ne istersen söyle. Yeter ki bağırma. Hadi gidiyoruz. Gel. Dur, nereye gidiyoruz? Size. Ne? Deli misin sen? Dur dedim sana. Zaffet bu kim?
asker arkadaşım. İki dakika susaydın. Hey, sen nereye? Biz duyuyoruz oğlum, tamam mı? Git evine yat, git. Saffet, paralara bak oğlum. Görüyoruz herhalde. Hadi bin. Ya kim derdi ki... Sus be Haydar! Ulan dünyanın en salak iki tane hırsızı varsa o da biziz ya! Ulan eve girdik, işe yarar bir şey varsa aşıralım dedik. Resmen Velet bizi aşırdı ya! Ama çok şeker uyuyor abisi, baksana şuna ya! Manyaklaşma Haydar! Ne yapacağız onu düşün. Öyle deme. Bak bütün parayı bize verdi çocuk. Buldum lan. Ne? Ne buldun? Fiti isteyeceğiz oğlum. Nasılsa çocuk bizim. Nasılsa ana babası zengin. İyi para kopartırız oğlum. Yaşadık. İyi ama çocuk evi öğrendi. Salak! Parayı alınca durur muyuz bu viranede hiç? Düşünsene. Düşünsene. İyi para kopartırız. Lan ne istersek verirler. Ana babası çok seviyordur bunu kesin. Haber yok mu? Polis de arıyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Evlat, sana bir şey soracağım. Ya senin tahtan mı eksik? Yoksa kafayı mı yedin? Ha? Neden? Abi dünyada görülmüş şey mi ya? Sen kalk, eve giren hırsızın peşine takıl, terk et evini. Olacak iş mi oğlum bu ya? Lala dua et. Allah'tan biz insan evladıyız da bir zararımız dokunmaz sana. Değil mi lan Haydar? Öyle tabii. Ayrılıyorlar. Ne? Annemle babam ayrılıyorlar. Nasıl yani? Boşanıyorlar mı? Evet. Neden? Bilmiyorum. Galiba beni de sevmiyorlar. Ya olur mu hiç? Bence seni çok seviyorlardır. Hayır, sevmiyorlar. Yok canım, sen sevilmeyecek çocuk musun? Ben gitmeyeceğim onlara. Bir daha hiç gitmeyeceğim. Buna çıkıp giyecek bir şeyler alsak. Hala pijamalarıyla dolaşıyor çocuk. En nüfusuna da geçir bari. İyi ama... Oğlum Haydar, bir çözüm bulmamız lazım lan. Düşünsene. Bunu burada bulurlarsa ki yakında kokusu çıkar. Vallahi kodese atarlar bizi. Çamura battık oğlum, çamura.
Bu çocuğa yardım edelim Saffet. Nasıl? Ana babası ayrılıyormuş ya. Mani olalım. Saçmalama oğlum ya. Ne diyeceğiz yani? Allah aşkına. Ne olur oturup bir daha düşünün. Yuva yıkmayın. Ayıptır mı? Diyeceğiz. Evet aynen böyle diyeceğiz. Numara doğru mu Haydar? İyi baktın mı? Doğru tabii. Erol Savaş. Aha, çocuğun babası. Ver bakayım. Alo. Evet benim. Evet. Şimdi bak Erol Bey. Mert'in yerini biliyoruz. Kimsiniz söyleyin. Mert nerede? İyi mi? Mert nerede? Panik yapma ya. Bak şimdi. Sana bir iki şartımız var. Mert'in geri dönmesi için yani. Söyleyin Allah aşkına. Ne isterseniz veririm. Yengeyle ayrılmayacaksınız. Biz kesin manyağız oğlum ya. Ne? Ne diyorsunuz siz? Çok açık beyefendi. Eşinle ayrılmayacaksın. Boşanmayacaksın. Yoksa Mert dönmeyecek. Anladın mı? Ama o nerede? Eğer dediğini yani şey dediğimizi yaparsan Mert dönecek. Hadi. Ben çıkabilir miyim Melek Hanım? Adam doğru söylemiş. Ne? Mert'le ilgili sizi arayan adam. Çok iyi söylemiş. Gülten, ne diyorsun sen? Niye ayrılıyorsunuz sanki Melek Hanım? Ha? Erol Bey, niye? Allah size sevginiz artsın. Aranızdaki muhabbet daim olsun diye nur topu gibi bir evlat vermiş. Siz onu tepip ayrılıyorsunuz. Derdiniz ne Allah aşkına? Sular seller gibi aklınız var ama... Sahi Erol, neydi bizim derdimiz? Bilmem. Bireysellik. Karakter çatışması belki. Belki tahammülsüzlük. Ne bileyim işte. Bu lafların hiçbiri değer miydi oğlumuz Erol? Onun bir gece gönlü kırık uyumasına değer miydi? Değmezdi tabii. Kendini televizyonla avutmasına, uyurken ağlamasına, korkulu rüyalar görmesine değmezdi. Bu mu lan aldığın gömlek? Ulan Haydar hiç anlamıyorsun ha. Kocaman oğlum bunlar ya. Ne bileyim be aldık işte. İyi. Hadi geç kalıyoruz. Bak. Evine dönmen lazım. Yoksa olmaz. Onları aradık bak. Eğer yine ayrılmaya kalkarlarsa yine gelirsin. Merak etme. Söz mü? Evet, söz. Hadi. Vallahi beyefendi, tas tamam onun anlattığı gibi oldu. Ben, evet ben hırsızlık için girdim ama ben çocuğunuzu çalmadım. Kendisi geldi. Bu belli. Sizden şikayetçi değilim. Aksine teşekkür borçluyum. O telefonda size söylettiği şey düşündük biz de. Mert hem bizi kurtardı hem de kendini. İyi günler. Güle güle. İyi günler. Güle güle. Şimdi hangi evi soyacağız? Deli misin sen be? Bir daha hayatta teşebbüs etmem. Niye?
Ya bu defa da bir babaanne takılsa peşimize, ne olacak? Doğru vallahi. Aslında işport işine girelim diyorum. Ne dersin? Ne satacağız? Çin malı. Çin! Yapma oğlum, bu saçmalama ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.